Şimdi tabii toplu taşıma vesaire konusunda sizler daha burada yaşadığınız şehir en nihayetinde ama bana Ankara'dan bir ısmarlama Soru geldi Sayın Başkan. Şimdi biz Ankara'dan ısmarlama, ısmarlama soru bir derken de... bir açıkla. Tabii şöyle. Yani Ankaralı vatandaşlardan ha, biz artık İstanbul'a tabii ki ısmarlama. Ancak vatandaşlar. O, o yüzden Erdoğan Aktaş ama. bize. Yanlış anlamanın önüne geçmek tabii, için. Tabii yani. sağ olsun Erdoğan abi. tabi tecrübeli bu konular <laughs> Geçen hafta Pınar evet, Erdoğan evet, Bey gençleşmiş aynen, gördüm. Aynen. Nasıl? Gençleşmiş <Gülüyor> gördüm. Ben <laughs> yani bu konuyla ilgili yorum yapmayayım. Şimdi Sayın Başkan, biz Ankara'da herhangi bir taksiyle ilgili bir problem yaşamıyoruz. Elini kaldırdığınız zaman 3 tane 4 hmm. tane taksi geçiyor. Şimdi İstanbul'a insanlar başkentten gelip taksi bulamayacağız endişesi yaşıyorlar. Burada yaşayan arkadaşlarımla konuşuyorum. Burada durum bin beter. Tamam. Alt alta topladığınızda, ben de geçmişte belediye muhabirliği yapmış biri olarak, bu belediye seçimlerinden sonra bunlara karar veren kurum olan UKOME'nin, ee, kurallarında bazı değişiklikler oldu. Yani çoğunluk daha önceden belediye kimdeyse ondayken şimdi birazcık değişiklik oldu ve belediye e, şu an iyi Ekrem İmamoğlu CHP'de ama UKOME'deki ağırlık şu an Ekrem İmamoğlu'nun CHP'sinde değil. Ee, ve sebep olarak bu gösteriliyor. Bir türlü bir işte taksi vesaire bununla ilgili AK Parti grubu engelliyor şu bu. Hem bunu bir açıklamanızı rica edeceğim. Yani hem bu niye çözülmüyor? Yani biz hani en nihayette çözüme yönelik yani ulaş, ulaşım anayasal bir hak ve insanlar evet. taksi bulamıyor Sayın Başkan. Hemen anlatayım. Ben mümkünse otobüse biniyorum. Metro yakınsa oraya biniyorum eğer arabamla hareket edilirsem. Koskoca diyebisim. bir şehir Ama sene 2023. Çok... Yani başım belaya girer falan diye korkuyorum. Şimdi bakın. Siz Buka... mi izin vermiyorsunuz? Ya siz izin vermiyor musunuz efendim taksi alınmasına? Bir alınması daha, bu siyasi bir kurum değil teknik bir kurum. Bizimle hiç alakası yok. Niye vermiyor o zaman o kuralı? Meclisler de kasıyor. Ama çoğunlukla bir değişiklik olmadı mı oyunun kuralında? Anlatacağım mı? UKV yapısının değişmesinin sebebi ne biliyor musunuz? Büyükşehir yasası. Büyükşehir yasası. Çünkü Büyükşehir yasasıyla eskiden diyelim ki Büyükşehir neresiydi? UKOME Ulaştırma Koordinasyon Merkezi. Büyükşehir, tabii söylesin Büyük, neresiydi eskiden? 50 kilometre. İllerin merkezi saydığımız Mücavir yerlerdi. Alan saydığımız yerlerdi. Büyükşehir yasasıyla bütün coğrafi ilim idari, coğrafi sınır ne kabul edildi? Büyük i̇dari sınır yani. kabul edildi. İdari sınıfı, sınır kabul edilince Ukamede temsil edilmesi gereken birimler ortaya çıktı. Doğal olarak. Şimdi siz eee çevre şehirci, İklim Bakanlığı temsil olmadan olur mu? Artık dağdan 100 kilometreden 150 kilometreden gelenler olacak. Şey e, sayı Meselesi buradan yola çıktı. Gelelim taksi meselesine. Şimdi bakın. İstanbul'da günde ne kadar yolculuk yapılıyor biliyor musunuz? Bütün toplu taşımaya Aynen. dahil Bütün bir. sistem. Metrosu, otobüsü, dolmuşu, mücbüsü hepsi. 15 milyon yolculuk yapılıyor. Yani nüfus bir kere herkes yola çıkıyor Tabii, gibi düşünmek lazım. 15 milyon yolculuk yapılıyor. Peki bu 15 milyon yolculukta taksinin payı ne kadar? Bileniniz var mı? Yok. Yüzde on. Az değil. Yani bir buçuk milyon kişi Bayağı. taşıyordu. Bayağı normal bir yani. rakam ben bilmiyorum. Gayet normal. Bir buçuk milyon. Burada bir soruyu sormak istiyorum ben. Yüzde ee, doksanı bir kere bırakıyoruz. Niye yüzde ona kilitleniyoruz? Bir sorun Çok değil mi bu? Çok önemli bir aman durun. Bir, bir, <laughs> de, bir buçuk milyon Ama kişiden bahsediyoruz. Havsi soruna şey. parmak direkt basmak kalanı unutmak değil, anlamına mı geliyor? Bir şey geleceğim. O da sorun, o da sorun. O da sorun, o da sorun değil yani, mi? Ha, onu da tartışalım. Tabii onu da tartışalım. Onu da tartışalım. Taksiden sonra 90'a girelim. Peki gelelim. şu soruyu sorayım ben size. İstanbul'da taksi sorunu mu var, plaka sorunu mu var? Valla ben taksiye binemiyorum. Ben vatandaş Bilmiyorum. olarak ben taksi, sorunu diye taksi sorunu var diyebilirim, plakayı, plakayı bilemem. Tabii ben. Plaka biz sorunu onu bilmeyiz sayın başkan. Peki taksi sorunu varsa taksileri yönetme ve taksileri düzenleme görevi kime ait? İstanbul Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tamam. ait. Şimdi gelelim. Dünyada taksi yüzde kaç verimlilikle çalışıyor? Kaç sayın başkan? 65. Bizde? Yüzde 39. Verimlilikten neyi kastediyorsun? Söyleyeceğim. Yüzde 39. Memnuniyet gibi bir şey mi verimlilik burada? Söyleyeceğim. Yüzde 39. Yani yaklaşık olarak söylüyorum. Bizde bir taksi günde 450 kilometre yapıyor. 450 kilometrede taksimetrede açtığı kilometre kaç biliyor musunuz? Daha 150, fazladık. üçte biri. evet. Haa. 150 ya ekleme yapıyor abi. uzunca bir süre. Evet. A Tefik Başkan sınavda gibiyiz. <laughs> evet Başkanım ya sizi açıklamıyorum. <laughs> <ülken. gülüyor> 450 kilometre yol yapıyor. Bunda para kazandı 150 kilometre. Yani yaklaşık olarak %39 kapasiteyle çalışıyor. Bunu nereye bağlayacaksınız? Aa, evet başkanım biz e, taksici bulamıyoruz deniyorsunuz. Gelin ama başkanım. Biz e, <laughs> %39... Hala bulamıyoruz diyorsunuz. Yani, bu gerçekten çok iftiratların konularından konulardan bir tanesi. İstanbul'da da yani biz öğrenmek istiyoruz. %39 <laughs> %39'la çalışıyor. Oysa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı bir şey var. Bir aplikasyon. Bir aplikasyon. Sokakta taksici müşteri bulamıyor... Öbür efendim, sokakta bir dakika şimdi, bir, bir dakika bir, bir dakika bir, bir yere dakika, gelirse, aplikasyon başkan, ben de aplikasyon var efendim yapmayın. ya bir hayır o, o aplikasyon değil. var ama değil işte ay belediyenin yaptığı ya, yok ama normal var ha var. değil Şu şirket değil. yaptı değil. bunu o değil niye bakın değil? bakın biz %39'u %55'e çıkarsak 6009 ilave taksi geliyor. %65'e çıkarsak 11000 ilave taksi geliyor. Dünya standartları evet. o değil mi ama? O, dünya standartı bu. E niye çıkamıyorsunuz? Kim çıkaracak? Kim çıkaracak Büyük Sayın şey. Başkan? E çıkaramıyoruz. Eksiz söylemeye musunuz? çalışıyorum. İşsiz tamam, hiçbir şey Büyükşehir belediyesi musun? plakaya kilitleneceğine taksiye kilitlenmiş olsaydı bu meseleyi çoktan plaka, çözerdi. Bir dakika ben anlamadım. E, ben de anlamadım. Ben, nasıl plakayla taksi ne bu demek? Bu sorun yani, nasıl Yani taksi plakalı sayın başkan, araca taksi demiyor muyuz? Şöyle. Ticari Erdoğan otomobile Bey. taksi demiyor muyuz? Ta, plaka ne? Plaka taksi plakası sayıyı artırmak istiyor. Tamam. Bir taksinin İstanbul trafiğine yükü... Sayın Başkan çok özür dilerim. Ben İstanbul'uyum. Benim ben taksiyle... İstanbul'da. Bakın taksiyle sorunum şu. El edeceğim taksi görüyor muyum? Göremiyorum. El ettiğim taksi duruyor. Alıyor beni götürüyor mu? Götürmüyor. Yani plaka Üçüncü taksi onu miyemiş? söyleyeceğim. Ötesi beni hiç ilgilendirmiyor. Ben onu söylüyorum. Tam da sizin dediğiniz gibi söylüyorum. Bütün taksi kullanıcılara sormuşlar. Taksiyle ilgili sorunuz nedir diye. Çok. %3 bulamadım diyor. %48 ben almadı diyor. Doğru. E tamam. Demek ki mesele plaka değil, mesele taksi sorunu. O zaman bu taksi sorunu iyileştirecek olan kurum kim? İstanbul Büyükşehir e, Belediyesi. E yeterli taksi var mı diyorsunuz? Deletim, kimin elinde? Büyükşehir'in elinde. Bütün organizasyon kimin elinde? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde. Peki, ile ilgili sorun var. Bin tane minibüsün taksiye dönüşmesi için UKM'e izin verdi. Niye beş ay beklettin? Niye beklettim? Bunu onlar yanıtlayacaktı He? Niye yani. beklettin? Niye beklettin? Bin tane minibüse dönüştür. Bizim bağırmamızla, bizim efendim konuşmamızla beraber dönüştürdüler. Ama bana bu taksi, çıktık, olmadığı anlamına, ki, anlamına, taksi bak, sorunu olmadığı anlamına gelmez Sayın işte Başkan. o biz, başka bak, sorun, bak, çözümünü başka söyledik. Çözümünü, çözümü söyledik. Mesele plaka değil. Taksi ise bak sana çözüm söylüyoruz. Raylı sistemlerin gelişmesinden dolayı metro minibüsler boşa çıktı. Binlerce minibüs mağdur. Hemen minibüsleri taksiye çevir dedik. İhtiyaç varsa niye çevirmiyorsun? Çevir. Yerinde yetkin var. Yani son ne yapsın? Ra, minibüs e, şeylerin ra. plakalarını taksiye mi çevirsin? Evet. Yani minibüs, hemen çevir dedik. Minibüs sahipleri hemen, taksi. Hemen çevir dedik. Efendim Plakası bunun yerine olsun. niye Ukoma bu kararı almıyor ha. peki? Aldı işte şimdi en son. Niye, en bu en niye bu kadar bekledik? En son aldık. Niye bu kadar bekledik? 14 dedi? defa niye bekledik? Ben değilse onlara defa. soracaksınız. UKAMER'in gündemini kim Ama belirliyor? Ama bir dakika şimdi Sayın Başkan. Siz hem bunu bir başka açıdan izah ediyorsunuz. Diyorsunuz Aynı. ki burada verimlilik düşük. Ondan dolayı o, oluyor o, diyorsunuz. Tamam o bir neden de diyorsunuz ki. Bunun konu benimle alakası yok tamam. diyorsunuz. Bir dakika. UKAMER'in gündemini belirlen kim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Peki. O belirlediği zaman konuşursunuz. Konu o belirlemezse konuşamazsın. 14 kere mi? red var efendim. Hangisi? 14 kere taksi tamam, konusunda reddetmiş. Hukukhan 14 kere reddetmiş. Tamam niye reddedildi Reddetmiş. Bir vatandaş roke. niye çile çekiyor? O teklif tek bir koru söylüyorum. Bir şimdi taksinin, bir taksinin, de düşün. Evet, bir taksinin, bir taksinin, bir taksinin, verimlilikle düşünün. Evet. bir Artı o verimlilik e, hesabınızın da e, pandemi döneminde yapıldığına ilişkin bir rapor geldi şimdi. Ola o verimlilik ben, hesabı evet. pandemide yapılmış gerçek bir şey değildir diyorlar. Şimdi mesaj geldi. Bu ne o? Bu uh, teknik rapor bilim adamlarına hazır rapor. Ben bu rapordan aldım. <laughs> yani Ama ne zaman Berber oturup ben oturup Teknik Üniversite'deki bir hocamızın hazırladığı rapor bu. Ben oturup kendi kafamdan çıkarttım. Pandemi bunu. döneminde yaptıysa ee, zannetmiyorum. Pandemi Öyle döneminde mi? zannetmiyorum. Yani mesele bilimin mesele, mesele şu. bulmak, şimdi, sonuca gitmek taks, bu kadar zor mu? Gidil... Kaç sayfalık orada bir so, raporunuz var? Sonuca gidildi. Ve en sonunda biz dedik ki, bakın bu taksi meselesiyle ilgili bir adım atın. O bahsettiğiniz rapor 24 11 bir, 2020'de bu, yapılmış. Bu Sayın, mesele bir, bir mesele ise 24 11 e, 24 1 2020'de yapılmış tam pandeminin sokağa çıkma yasaklarının. Olabilir yani, yani buradaki rapor. İTÜ raporu değil mi? İslam teknoloji işte o rapor. Şimdi tam. burada haber Burada çıkıyor. burada şunu söyleyeyim. Ee, bunun üzerine biz çıktık bir açıklama yaptık. Dedik ki, bakın. Raylı sistemlerden de boşta kalan minibüsler var. Bunlar hemen taksiye çevirin. Ne oldu? Şu anda bin daha önce çevrildi. Şimdi bin sekiz üç tane daha yaklaşık 2000 tane de verildi. 3000 taksiye çevrildi. Buyurun her türlü yetki verildi. Hemen çözsünler. Niye bu kadar yani Biraz zaman kaybı işte. olmadı mı sayın Evet başkanım? hemen Böyle, verildi. Bu, bu, yani dağ Ama gibi bir bunu, sorun bunu, oldu. Bu sorunu muhatap ben mi? Büyükşehir Belediyesi'ne soracaksınız. Alaydı minibüslerin dönüşümünü, gündemini hemen kararını alaydı. Elinde Ona hemen tutan. izin çıkacak mıydı Çıktı yani? Çıktı zaten. Hayır 14. Çıktı zaten 14, Erdoğan. 14. E, Erdoğan, evet. Erdoğan Bey bütün mesele şuydu. Ta, Büyükşehir Belediyesi taksi plakası satmak istiyordu. Belediyenin kendisi. Evet plaka satmak istiyordu. Plaka evet. organizasyonu yapacaktı. Plaka organizasyonu yapmayı tercih etti. İstanbul'un taksi sorunu çözmeyi değil. Peki, plaka satış organizasyonu yapmayı tercih etti. Madem Eğer taksi meselesini çözmek isteseydi başka argümanlar geliştirebilir ve bunu çözerdi. Madem istemiyordu da başka bir düşüncesi vardı da 14. toplantıdan sonra niçin onay verildi o zaman? Neye onay verildi? Taksi, taksi onay ver Değil. Mürbüs dönüşümüne getirdi Büyükşehir Belediye. UKAME'nin gündemini tek belirleyici kişi Büyükşehir Belediye Başkanı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ukame gündemine ben mürübüsü taksiye dönüştüreceğim diye getirmedikten sonra kimse getiremez. Anlatabiliyor muyum? Siz Ukame'de karar verirken Ukame'nin bir gündemi var. Değil mi? Bu gündemi kim belirliyor? Kim belirliyor biliyor musunuz? Sadece ve sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Anladım. Belirliyor. Oradaki Peki. Heh, Peki. orada size, Torun, or metroya gelelim. Or orada size, orada size eğer demiyorsa ki ben şu minibüsü taksiye çevireceğim demiyorsa bunu siz yapamazsınız. Evet.